Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size L'Oreal'in yeni çıkan ürünlerinden bahsedeceğim. Hepsinden değil, hepsinden bahsedemeyeceğim. Fiyatlarından ötürü hepsini almayı tercih etmedim. En merak ettiklerim güzel bir indirim yakalayıp aldım. Bakalım gerçekten bahsedildikleri kadar güzeller mi? Haklarında çok övgü duydum. Hatta hakkında kötü duyduğum bir ürün yok bile diyebilirim. Bakalım gerçekten bahsedildikleri kadar güzeller mi? Yoksa biraz abartılıyor mu? Göreceğiz hep beraber. Şöyle ki tüm yüzüme yetecek kadar büyük bir koleksiyon çıkarmadılar. Ben de tüm ürünleri almadım zaten. O yüzden farklı ürünler kullandığımda size söyleyeceğim ama genel olarak birkaç ürün hariç tüm makyajımı da L'Oreal ürünleriyle yapmaya çalışacağım. Eski ve yeniyi karıştıracağım. İsterseniz başlayalım. İlk önce gözlerle başlayacağım. Eğer daha önceki videolarıma aşinaysanız ben hep önce gözleri yapmayı tercih ediyorum. Farlar dökülme olursa makyajım mahvolmasın diye. Baz olarak, far bazı olarak ben her zaman kullanmayı tercih ediyorum. Revolution'un Conceal and Define kapatıcısını kullanacağım. Çoğunuz görmüşsünüzdür. L'Oreal yeni bir far serisiyle çıktı. Yanılmıyorsam 18 tane renk var koleksiyonda. Ben en beğendiğim 2 rengi aldım. Bir tanesi Ruler rengi. Şurada küçücük yazıyormuş. Ruler rengi. Bir diğeri de Flaming rengi. Bunları testlerini denediğimde çok beğendim. Diğer renklerini de denedim. Işıltılı olanlar çok güzeldi. Denediğim hatta bir pek çoğunu denedim. Hepsi güzeldi. Sadece mavisini kötü buldum biraz. Parça parça duruyor gibi gördüm. O yüzden mavisini almanızı tavsiye etmem. Denememiş olsam da. Yani mağazada denediğim kadarıyla kötü gözüküyordu. Ama diğerleri yağ gibi kayıyordu. Ben en beğendiğim iki rengi almak istedim. Şu turuncu olan Flaming böyle. Hemen parmak swatch'unu da yapayım. Oldukça yumuşaklar bu arada. Gözdeki performansını henüz denemedim. Ama çok da pigmentliler gördüğünüz üzere. Çok başarılı gözüküyorlar yani. Çok heyecanlıyım şu an. Kapları çok güzel değil mi böyle? Monokrom gibi. Bir diğeri ise Ruler rengimiz. Şöyle koyu bir bordo. Koyu bordo değil de daha çok. Nasıl tanımlayabilirim bu rengi? Fuşyamsı bordo. Fuşya yani bordoya doğru giden bir fuşya diyebilirim sanırım. Renk tanımlamak kötüyüm. Bunun da rengi böyle. Sanki içinde mavi yansımalar var gibi görüyorum. Böyle bildiğiniz çok da mavi. Işıltı değil yani. Sence böyle bir hafif bir mavi yansıması var gibi. O da böyle. Bu da oldukça yumuşak. Ve güzel gözüküyor. Hemen gözlere geçeyim isterseniz. Çünkü çok merak ettim. Elimde sadece iki far olduğu için biraz sınırlı bir makyaj olacak. Ama olsun, maksat denemek. Dediğim gibi diğer farlar da çok iyiydi. İhtiyaç varsa alınabilir. İndirimle 20 liraya kadar düşüyorlar. Hatta en kötü %40 indirim oluyor ve 23 liraya düşüyorlar. İhtiyaç varsa alınabilir. Evet, göz makyajıma başlıyorum. İlk olarak bu turuncu renkle başlayacağım. Gözümün iç kısmına süreceğim. Ve son halde Fotofocus concealer'ını alıyorum. Ve elime biraz sıvadıktan sonra eyeliner gibi gözüme süreceğim. İnce bir çizgi çekmeye çalışacağım. Kapatıcıyı böyle sürdükten sonra farlarımı bu sefer ters bir şekilde uygulayacağım. Şöyle şu kuyruk kısmı şuradan itibaren başlayarak turuncuyu süreceğim. Şu turunculu kısma da fuşyayı süreceğim.
Evet, hazır gitmişken hem gözümü yaptım hem de fondötenimi, kapatıcımı falan sürdüm. Fondöten olarak L'Oreal'in Infallible fondöteni kullandım. Stick fondöteni. Bunun hakkında bir inceleme videosu çekmiştim geçen sene. Çok sevdiğim bir fondöten. Gerçekten beğenerek kullandığım bir fondöten. Gördüğünüz gibi cilde çok güzel, ıslak gösteren stick bir fondöten. Ve çok severek kullanıyorum. Memnunum. Kapatıcı olarak da her zaman kullandığım Etimat ve Revolution'u kullandım. Kaşlarımda ise L'Oreal'in Pomade Ecstatic adlı kaş pomadı var. Bence çok başarılı, çok başarılı. Anastasia'dan tek farkı renk seçeneği. Ya 2 ya 3 tane renk seçeneği olması lazım. Bunu biraz saçma buldum. Çünkü herkesin kaşları bir değil. Yani benim kaşlarım bu renk ve ben yanlış hatırlamıyorsam... Bir dakika. Warm Blonde rengini kullanıyorum, 102 numarayı. Yani bu kaş da blondsa artık... Gerçek sarışınlarla kullansın yani. Evet, şimdi alt göz kapaklarımı yapacağım. Bu sefer yine eyeliner'ı sürdüğüm sırayla renklerimi geçeceğim. İlk olarak turuncu olanı alıyorum. Tekrar söylüyorum. Bunun adı Flaming. Turuncu olanı alıyorum. Şöyle ortaya getirdikten sonra kızılımsı fuşyamdan alıyorum. Onu da iç kısımlara sürüyorum. Paradise Mascara'nın yeni çıkan renklerinden Forbidden Berry adındaki rengi kullanıyorum. Mor bir maskara. Bakalım gerçekten kirpiklerimde rengi belli edecek mi? Eyeliner falan sürmedim. Yani siyah bir eyeliner sürmedim ki rengi iyice belli olsun, rengini saklamasın. Maskara iyi değil bence. Yani şöyle, kirpiklerimde hiç yokmuş gibi durmuyor ama varmış gibi de durmuyor. Yani kirpiklerimi öyle mor yapmadı. Kirpiklerimi mor yapmayacaksa ben niye bu maskaraya para vereyim? 45 lira gitti. Ama siyah da yapmadı. Yani bir renk veriyor ama böyle kirpikleriniz de aslında mor olmuyor. Şöyle gösterebilir miyim hadi? Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Korkunç oldum ya. Yani kirpiklerimin kendi rengini tamamen örtmedi ama kesinlikle mor leke olarak gözüküyor yani. Kötü anlamda leke olarak söylemedim ama böyle mor bir şey sürüldüğü belli oluyor ama kirpikleriniz mor gözükmüyor. Yani bu anca böyle çok güneşin altında eyeliner sürülmemiş çıplak bir gözde belki... Dediğim gibi çok yoğun bir güneşin altında belli olur. O kadar da belli olmayacaksa ben maskaraya niye para vereyim? İkinci katı da geçiyorum. Videonun sonunda farımı silip iyice bakacağım. Belki farım beni yanıltıyordur. Yani inşallah farım beni yanıltıyordur. Onun dışında olayı renk vermesi ise beğenmedim. Performans olarak da normal Paradise maskaradan farklı. Bilmiyorum, ben Paradise Mascara'yı seviyorum ama kurudukça güzelleşiyor. Bunu daha yeni açtığım için henüz ıslak. O yüzden öyle çok beğenmedim performansını. Ben Paradise Mascara'nın en çok waterproof olanını seviyorum. Şimdi gelelim yeni koleksiyonun en dikkat çeken ürünlerine. Bu Bronze Play. Az önceki görüntüler içeri giren kocaman böcekten korkma görüntülerimdi. Evet.
Koleksiyonu yine çok ses getiren ürünlerinden bir Bronze Please adındaki bronzer deneyeceğim. Bendeki 4 rengi olması lazım. Evet, 4 rengi. Ben açık tenli olsam bronzerlarda koyu renkleri seviyorum. Cildimde daha iyi gözüktüklerini düşünüyorum. O yüzden en koyu rengini tercih ettim. Şöyle gördüğünüz gibi yani o kadar da koyu değil aslında. Tam bir bronzer rengi. Siz benden biraz daha açıksanız yine diğer açık renklerini tercih edebilirsiniz. Ama bunun bana olacağını düşünüyorum. Küçük bir fırçayla başlayıp sonra şey yaparım. Dağıtırım herhalde. Şöyle yapayım. Şu tarz bir fırça alıyorum ki rahat dağıtabileyim. Az az başlıyorum. Bana kontür bile oldu aslında. Bu arada bu yani şöyle baktığımızda bu üst kabı mı ışıltılı? Ya ben bunu mağazada ışıltılı görüp ay bunun nesini beğeniyorlar dedim. Ama bakıyorum şu an. Yani ışıltı göremiyorum. İlginç. Koyu rengini almışım. Büyük ihtimalle 2 numarasını falan alsam bronzer gibi olacakmış. Şöyle sürelim. Evet, sırada serinin belki de en popüler ürünü olan bu Million Dollar Baby adındaki aldık. Bunu hiç denemedim. Koklamadım bile. Şimdi kokluyorum. Çünkü kokusu çok övülüyor. Karpuz gibi kokuyormuş. Evet, karpuzlu şeker gibi kokuyor. Pembe renginde olduğu iddia ediliyordu sanki ama ben bunu çok pembe olarak görmüyorum. Bence çok uçuk bir şeftali. Pembe değil. Diğer aldıkla karşılaştırayım. Bu Life is a Peach. Bu da Million Dollar Baby. Gördüğünüz gibi bence, yani bu bayağı turuncu tabii de. Bence bu da öyle çok çok pembe bir renk değil. Bir de mesela bak aralarındaki şöyle bir fark var. Bu daha kalın, bu daha ince. Bunun sebebi sanırım bunun içinde fırçası olması. Life is a Peach'in içinde bir fırça ve ayna bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Fakat Million Dollar Baby'de bu özellik yok. Aralarındaki fark bu. Paketleme olarak. Hemen Million Dollar Baby'yi kullanıyorum. Çok güzel rengi ama çok hoş. Güzel bir kayısı. Bence bu kayısı ya. Kayısı. Ya bilmiyorum ben benim mi gözümde sorun var? Pembe değil ya. Yanağım da pembeye çalıyor gibi ama bence daha çok kayısı rengi gibi. Yani asla pembe değil. Hemen pembe biraz daha çıkarıyorum. Hadi birkaç çeşit çıkaracağım. Hazır burada ikini açıkken. Bu da ilk. Mesela bu var, bu var. Tamam, bunlar yeterli olur kazanmak için. The Balvin aldıklarıyla geldim. Mesela bu Dan Boy. Bildiğiniz var bir pembesi. Bu böyle. Sonrasında bu Instain aldıklardan Toile rengi. Bu da yine cırt bir pembe. Böyle yani bence bu renk pembe değil asla. Pembe anlayışım bu değil en azından. Ama yanakta çok tatlı durdu. Hoşuma gitti yani. Beğendiğim bir aldık oldu. Aldığıma pişman olmadım. Ama bu rengini tak diye vermiyor. Yani birkaç kere gördüğünüz gibi uygulamam gerekti. Burnuma da sürüyüm azıcık. Bu burnu aldık sürme trenine bayılıyorum. L'Oreal
bunun iki rengini daha çıkardı. Onları almadım çünkü bana çok uymuyordu. Biri bronz, biri de pembe rengi. Ama pembe rengi elimde denedim. Çok güzel karpuz kokuyordu o da. Yani karpuz iyi de. Karpuzlu bir bubble gibi düşünün. Karpuzlu sakız gibi düşünün. Aynı aldık gibi. O likit olan da karpuzlu bir bubble kokuyordu. Onu elime sürdüm. Şişesinde pembe gözükse de elimde o kadar pembe pembe durmadı. Aydınlatıcı gibi durdu. Fakat içinde çok büyük simler varmış gibi geldi bana. O yüzden çok hoşuma gitmedi ama bu bende geçen seneki seriden olan bir rengi var. Sanırım hala satışlarda olması lazım. Onu kullanacağım. Bunu çok severek kullanıyorum. Keşke yedekleseydim diyorum. Çok az kullanmanız yetiyor şu şekilde. Elle sürmeyi sevmiyorum. Elime sürünce çok bulaşıyor. O yüzden Eclipse'in şu tarz çok büyük bir karıştırma fırçasını kullanarak dağıtıyorum. Çok güzel yansıtıyor. Tam yazlık bir ürün. Ben yazın krem ürünleri kullanmayı daha çok seviyorum. Bu şekilde. Far sürmediğim zamanlarda bunu böyle kaşımın altına da getiriyorum. Ben öyle de çok güzel ve doğal duruyor. Bunun içinde ben simin parçası görmüyorum direkt. Kendi doğal aydınlığı ve çok hoş olduğunu düşünüyorum. Şöyle şakaklarıma da sürüyorum. Gerçekten severek kullandığım bir ürün. Eğer bu rengini bulursanız, bakayım ekranda mı? Evet, olduğu gibi gözüküyor. Eğer bu rengini bulursanız gerçekten çok başarılı. Fırçamda kalanları da şöyle diğer bölgelere yediriyorum çok abartmadan. Görebiliyor musunuz? İnşallah görüyorsunuzdur çünkü çok güzel. Şöyle yapayım. Özellikle güneşte çok güzel yansıyor. Son olarak da dudaklara geçelim. Yeni bir likit ruj serisi çıkardı L'Oreal. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Adını bulmaya çalışıyorum. Üstünde yazmıyor ama anlamışsınızdır. Tüm standın üstünde duruyor böyle çeşit çeşit renkleri var. Yeni bir likit ruj serisi. I Explore rengini aldım. Çünkü nude bir renk istedim ki eğer beğenirsem sık sık kullanabileyim. Hemen Flor Mar'ın Stylematic Lip Liner'larından 12 rengini kullanarak dudaklarımı çerçeveleyip bunu süreceğim. Değişik bir aplikatörü var. Damla şeklinde ama yamuk bir damla. Bilemedim. İlk izlenim olarak ruj hakkında şunu söyleyebilirim ki çok sıvı bir yapısı var. Yani sanki dudaklarınıza su sürüyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Bu yüzden de rengini eşit vermesi çok zorlaşıyor. Biraz kurumasını bekliyorum. İkinci katı süreceğim. Eğer ikinci katta da bu problem olursa benden eksi not alacak. O zaman sırasıyla bu yeni ürünlerimizi yorumlamaya geçelim. Farlara bayıldım. Çok kolay karıştılar. Çok şaşırdım. Ve beni en şaşırtan kısmı ise bu kadar yumuşak olmalarını ve panında biraz tozutmalarına rağmen hatta tozutmadan da öte panında böyle yer yer oyuklar. Ne bileyim farın dokusunda kalkmalar oldu. Ama ona rağmen sürerken siz de gördünüz gözaltıma hiç dökülmedi. Ya bir tane bile, bir küçük bir tanecik bile gözün görebileceği en azından dökülmedi. Bu beni çok şaşırttı yumuşak yapılarına rağmen dediğim gibi. İndirimle en kötü ihtimalle %40 indirimle 23 liraya düşüyorlar. Böyle hepsini birden almak mantıklı değil ama beğendiğiniz renkler olursa o mavi hariç, o elektrik mavisi hariç. Çünkü onun yapısı da videonun başında da söylediğim gibi biraz böyle yama yama duruyordu elimde. Onu beğenmemiştim ama diğerleri ışıltılar özellikle çok güzellerdi. Eğer ihtiyaç olunan, beğenilen bir renk varsa kesinlikle alınabilir, almaya değer bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim. Özellikle kolay karışmaları beni bitirdi. Farda en önem verdiğim unsurdur. Göz altına dökülmesi falan benim için çok önemli değil dediğim gibi. Ten makyajımı ben sonradan yapıyorum sırf buna engel olabilmek için. Ama dediğim gibi güzel karışmaları ve yumuşak yapıları beni aldı. Sonraki ürünümüz ise bu maskaraydı. Bu konuşmaların bitince farımı silip bir de bakacağım maskaranın performansına. Dediğim gibi mor bir şey sürdüğünüz belli oluyor.
Ama sanki böyle mor maskara değil de siyah maskara sürüp üzerine mor far sürmüşsünüz de mor farın dökülen parçaları kirpiklerini de boyamış gibi gözüküyor. Yani kirpikleriniz öyle mosmor durmuyor. Ben o mor hafif görüntü için açıkçası bunu gidip almam. Çok beğenmedim. Birazdan göreceğiz ama. Çıplak gözle nasıl duruyor en azından onu göreceğiz. Ne vardı başka? Bronzer'ı beğendim. Dediğim gibi ben bunu mağazada ya size yemin ediyorum ışıltılı gördüm. Hatta kendime sordum ya insanlar abartmayın ne kadar seviyor. Işıltılı bronzer mı olur dedim. Çünkü baya baya belli oluyordu. Paketi mi ışıltılı, mağaza mı ile mi alakalı? Yani şu an kendi softboxlarımın önünde bakıyorum. Işıltı görmüyorum. Keza yanağımda da görmüyorum. Ben en koyu rengi almıştım. Ve gayet de güzel bir kontür rengi oldu bana. Bronzer için biraz koyu kaçtı. Ama güzel bir kontür rengi oldu. Aldığım için memnunum. Ama bu arada fiyat bilgisi vermedim maskaranın. Maskara %40 indirimle 45 liraya düşmüştü. %40 değil. %50 indirimle 45 liraya düşmüştü. %40'la düşse yine iyi. %50 indirimle 45 liraya düşmüştü. Hele orijinal fiyatı 90 lira asla değmez. Çöp yani. Bu bronzer %40 indirimle 72 liraya düşmüştü. Ama Watsons'ta L'Oreal'den 120 lira alışveriş yaparsanız 40 lira düşüyordu. O yüzden bunu da aldım. O yüzden çok 72 liradan daha ucuza gelmiş gibi oldu. Ve bayıldım. Özellikle gramajını düşününce 72 liraya değer buluyorum. Orijinal fiyatının 124 lira civarı olduğunu hatırlıyorum. 122-124 civarı, 128 de olabilir. 122 küsürlü bir şeyler. %50 indirimle 60 küsüre düşüyor. Pahalı bir fiyat bronzer için. Fakat gramajı çok fazla. Yani çok büyük bir ürün. 18 grammış. Alın, hayat boyu kullanın. Toz ürünler kolay kolay bozulmuyor zaten. Bence gayet şans verilebilir. 4 renk seçeneği de sanıyoruz. Belki 4. renk olduğuna göre 4 renk seçeneği olduğunu düşünüyorum. Gayet geniş bir skala. Bir tane renginize uygun bulabilirseniz, beğenirseniz mutlaka almanızı tavsiye edebileceğim bir ürün. Çünkü kolay da dağıldı ve öyle en koyu renk olmasına rağmen ben de kendimi açık tenli olarak sayıyorum. Açık tenli olduğumu düşünüyorum en azından. Çamur gibi durmadı. Gayet güzel. Bu ürün hala satışta olduğuna inanmak istiyorum. Bunu mutlaka alın. Çok başarılı, çok güzel. Diğer renklerini çok beğenmiyorum ama yani öyle bir etiket yapmışlar ki soymak zorunda kalmışım. Her şey soyulmuş. L'Oreal olduğuna eminim ama. Ya marka adı bile yazmıyor. O kadar soyulmuş yani. L'Oreal olduğundan eminim. Glow Malamore serilerinden bu sarımsı, altımsı, incimsi her şeyden var içinde gördüğünüz gibi. Bu renk kesinlikle almalısınız. Allah'a gelince aldığı da çok beğendim renk olarak. Yani para verdim, aldım. Şu an elimde. Beğendim. Güzel. Güzel bir aldık ama değer mi? Yok yani. Öyle bir özelliği yok. Daha pastelin yeni aldıkları çıktı mesela. Onlar çok güzel. Daha uygun. 25 liralar indirimsiz. İndirime de girdiğini düşünürseniz 20 liraya. 18 liraya indi mi? Tabanka'nın kaça aldım? 14 liraya mı ne aldım indirimle yani? Düşünün. Bu da indirimle olsa olsa yani %50 indirim görüp görebileceğimiz en iyi indirim oldu artık. 45 lira değmez. Ürün kötü olduğundan değil, pahalı olduğundan. Ama onun dışında aldığım için pişman değilim. Ben nasıl anlatayım? Aldığım için asla pişman değilim. Ama bir alamet farikası da yok diyebilirim. Güzel anlattım inşallah. Başka neyim kaldı? Ruj. Rujun ikinci katını geçeceğim şimdi. Dur sen buldum. Evet şimdi makyajımı sileceğim ki maskarayı bir görelim. Bu arada ruj vasat ötesiydi. Sebebi de şu. Kalıcılık iddiası var mı? Bilmiyorum. Ama eğer bir likit ruj sürüyorsam, bir likit ruj dudaklarımı ya dudak kurutmadı gerçi. Ama hani dikit ruj sürüyorsam ben açıkçası kalıcılık bekliyorum yoksa. Stick ruj kullanırım yani. Niye bunu kullanayım ki? Mantıken. Neyse bu hiç kalıcı değil gördüğünüz gibi elimde. İz bırakıyor. Çenemde de iz bırakıyor.
Kalıcılık olarak o yüzden beğenmedim. Ne kalıcı olmayacaksa da zaten. Yani bir de su gibi yapısa. Hani yapısı su gibi olmasa bir derece. Yapısı da su gibi ya. Hani. O yüzden sürmesi çok zor. Şey, aplikatörü çok pratik. Ucu falan. Gözümü de mahvettim ya. Aplikatörü falan böyle incecik bir ucu var. Dudak kalemsiz de çok rahat sürülür. Fakat yapısı çok kötü. Yani su gibi olduğu için yapısı da haliyle çok kötü oluyor. Yer yer yama duruyor. Mesela şurası daha açık gördüğünüz gibi. Buralar koyu. Çünkü eşit sürülemiyor. İkinci katı geçmiş halim bu. Yok. Kalıcı da değil. Yani açıkçası aldığıma üzüldüm. Çünkü 48 lira. Bence pahalı da aynı zamanda yani bir ruj için. Yani L'Oréal hele doğru düzgün renk vermeyen rujları var ya. 38 lira ne demek ya? L'Oréal bazı fiyat politi yani bazı ürünlerin fiyatları okey değer diyebiliyorsunuz ama bazıları da yani değmez. Neyse şimdilik bu kadar olsun. Ay gözlerim yandı. Maskarayı bir daha geçeceğim bu gözlere. Bir daha bakıyorum. Yani şu an hiç morluk gözükmüyor. Belki silmişimdir diyeyim bu umut. Ama bu görüntü hoşuma gitti mi? Yani şey kırmızılık gözlerimin etrafındaki o görüntü hoşuma gitti. Ağlamış gibiyim. Sonuç olarak maskara, bildiğimiz maskara dediğim gibi mor izler bırakıyorum asla. Orada bir mor maskara olduğu belli olmuyor. Mor far dökülmüş gibi duruyor. Beğenmedim. Bu paraya da değmez. Bu da ilk açıldığında da kötü oluyor bu maskara. Orijinal Paradise öyle ki ben maskarayı çok seviyorum. Kuruduktan sonra kullanmayı. Maalesef. Beğenmedim. İki fireyle ayrılıyoruz bu videodan. Dediğim gibi bir ruja göre pahalı olduğu için hayal kırıklığına uğradım. Daha güzel. Renk güzel halbuki yani. Renk tam benim sevdiğim bir renk. Bu halimle de artık konuşmaya devam etmek istemiyorum. Dediğim gibi farlar çok iyi. Bronzer çok iyi. Aldık okey ama o fiyata değmez. Daha iyi alternatifler bulunabilir. Bronzerin fiyatı gramajına göre iyi olabilir. Zaten bu aydınlatıcı favorim. Son zamanlarda tek kullandığım aydınlatıcı bu. Diğer L'Oréal ürünlerinden de zaten sevdiklerimle bu makyajı yaptım. Kaş ürününü seviyorum. Sadece renk skalası kısıtlı. Fondötene bayılıyorum. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.